Nilgün Hanım geçen hafta eşinden boşandı. Nasılsınız Nilgün Hanım? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ay sormayın. Mahkemede oh ferahladım dedim de eve geldim. O duvarlar üstüme üstüme geldi. Çok normal. Uzun süren bir kaostan çıktınız. Evet. Nilgün Hanım'ın sinirleri boşalıyor şu an. Nilgün Hanım, sakın ağlamaktan çekinmeyin. Siz suçlu değil, mağdursunuz. Bunu da alın. Daha geçen hafta boşandım. İnsan sevabına biraz bekler değil mi? Ama yok, o ne yaptı? 20'li kıza gidip evlenme teklif etmiş. Kız ne yaptı? Ay Said yes yazıp fotoğraf atmış. Görgüsüz. Ay onlar var ya onlar. İstemede kahveye tuz koyar. Sözde kız arkadaşına kurdele yutturur. Nişanda kaynana topuzu yapar. Kınada yüksek yüksek tepelerde ağlar. Düğünde damat alayında halay oynar. Ama o lafa gelince İngilizce söylermiş. Ay! Yiyorsa gitti kaynananla İngilizce Trabzon bulması istedi. Görelim. Bakın nasıl da rahatladın İlgün Hanım. İnsan zihni böyledir işte. Hiç ummadık zamanda bize oyunlar oynar. Bakın İlgün Hanım'a. Ağlarken bir anda gülmeye başladı. Sizi gülerken görmek beni çok mutlu ediyor. Buna inanın. Allah sizden razı olsun Taylan Beyciğim. Siz de nişanlanmışsınız. Rabbim kem gözlerden, nazarlardan korusun sizi emmi. Sağ olun. Bizim burada acımız da, sevincimiz de gerçek. Hayatı tüm samimiyetiyle hep birlikte yaşıyoruz. Burada sahteliğe ve yalana yer yok. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Buyurun. Teşekkürler. Eyvallah. Adı ne bunun? Consomme de boeuf. Yani? Yani içinde füme biber, nohut ve sebzelerle tatlandırılmış köftelerin olduğu dana konsome çorbası. Nasıl? Beğendin mi? Güzel güzel. Şefin eli de lezzetli belli ki. Aslında annem de buna benzer bir çorba yapıyor. Ama onunkinin içinde kıyma var. Böyle birazdan nane ekler. Hatta adına da kış çorbası der. İlaç niyetini içirir bize. Taylancığım. Bugün de sakarlığım üstümde. Önemli değil, otur sen. Temizlerler şimdi. Boracığım. Annem diyordun. Siz annenizi kaybetmemiş miydiniz? Evet hayatım, vefat ettiler. Bora annemin yemeklerini çok severdi, onlar aklına geldi herhalde. Ya. Öyle oldu. Bora duygusal bir çocuk. Bu travmayı henüz atlatamadı. Değil mi Boracığım? Tabii tabii. Tabii. Sonuçta abimin sinirleri çelik gibi. Öyle hemen her şeyi unutabiliyor. Ama işte biz fani kullar öyle hemen her şeyi silip atamıyoruz ne yazık ki. Boracığım niye öyle diyorsun? Yani eminim Taylan da en az senin kadar özlüyordur ailenizi. Mutlaka özlüyordur. Ama işte o acılarıyla baş etmesini çok iyi bilir. Hani böyle hiç yaşamamış gibi devam eder hayatına. Sonuçta bugün bir Taylan güne bakan olmak kolay değil değil mi? Bora. Tamam. Size afiyet olsun. Bora nereye? Bora'yı aramayacak mısın tekrar? Sinirli şimdi. Arasam da açmaz bir süre. Konuyu konuşmak istemediğini biliyorum ama ben de anlamaya çalışıyorum Bora'nın neden bu kadar sinirlendiğini. Ya tabii ki ailenizi kaybetmeniz çok üzücü. Ama tepkisini anlayamıyorum. Sanki kızgındı sana. Olanlardan dolayı seni suçluyor gibiydi. Bora duygusal bir çocuk. Duygularını yüksek yaşıyor. Ailemizi kaybettiğimizi hala kabullenemiyor.
Ama o kadar sene geçmiş üzerinden. Elbette unutmak mümkün değil ama sanki hala yaşıyorlarmış gibi davranınca kafam karıştı benim de. Hayatım, sen yorma kendini böyle şeylerle. Taylan, bak haddimi aşmak istemiyorum. Ama Bora ile aranızda benim bilmediğim bir sıkıntı mı var? Bak bana her şeyi anlatabilirsin. Biliyorum sevgilim, biliyorum. Beni düşündüğün için çok teşekkür ederim. Bora, haddinden fazla duygusal, o kadar. Onu çok iyi anlıyorum aslında. Annesizliğin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum çünkü. Ben çok şanslı bir adamım. İyi ki senin gibi bir yol arkadaşım var. İyi ki hayatımdasın. Elimi sonsuza kadar bırakma, olur mu? İyi geceler. İyi geceler.